Sevgili izleyiciler, Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı, ihanet sonrası Neslihan Atagül'ün evi terk ettiği iddiaları dönüp dolaşıyordu. Arkadaşlarımız Kadir Doğulu'yu gördüler ve hemen sordular doğru mu diye. İşte Doğulu'nun tepkisi. Tamam, alırım onu da. Gelişiriz. Abi dikkat et. Dikkat et burada. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Teşekkürler. Bir iş toplantısı mı böyle, takım elbise falan? İş toplantısı, evet. Yani sadece bugün değil, bugün birkaç tane, şimdi değil, birkaç tane toplantım var. Onun için böyle. Harika görünüyor. Eyvallah, kolay gelsin. Bir dahaki sefere dostlar, sağ olun, buraya kadar gelmişsiniz. Ben benim için geldiğinize inanmıyorum ama. İçeride görürsünüz. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Var, resim paylaştınız. Ne var mı? Ayrılık haberi falan. Haydi ya, dostum. Çıkmaz öyle şeyler. Bir şey söyleyeceğim. Birilerinin canı sıkılıyor. Dur bakayım. Aa, bunlar bayağı güzel, mutlular. He. Baktı böyle sayfasında da. Aa, şunlara bak ya, nasıl gülerek poz vermiş. Aa, bir de öpmüş üstüne üstlük. Yok, ben şunların arasını dur bir bozayım falan diyen, böyle mutsuzluktan beslenen insanlar var zaten diye düşünüyorum. Zaten ünlüleri şöyle bak ikiye ayırıyorlar. Tövbe yarabbim. Yeni evliler, gençler ve çok mutlular. Onları boşanma noktasına sürükleyecek iddiaları ortaya atıyorlar. Orta yaşsa ve böyle Türkiye tarafından çok sevilen bir sanatçıysa, ona da hasta yatağında, ölüm döşeğinde bir sabah bir kalkıyorsunuz öldü. Kişiye telefon açıyorsunuz, yo yaşıyorum. Ya nasıl bir şey, nasıl bir mantık? Zaten Neslihan bu iddiaları geçen hafta da yalanlamıştı katıldığı ödül töreninde. Evet. Eşine seni seviyorum aşkım, seni seviyorum Kadir'im demişti. Yani şu tabii var. Hani ben de hep merak ediyorum. İki oyuncunun evli olması bir kere çok zor. Bunu evet, biliyoruz. Yani tabii. Rating yüzünden boşananları da biliyoruz. Var. Biri diğerinden yani daha fazla izlendi diye dizleri de aynı günde. Evlilik çatırdadı. Resmen boşandılar yıllar önce. Bunu gördük. Evet, ama onların öyle bir derdi yok. Onlar şöyle, o egoları bir kere kapının önünde bırakıyorlar. Kapının dışında bırakıyorlar. İkisi de birbirlerinin başarılarını alkışlamayı biliyorlar. Başarısızlıklarında yanlarında durmayı biliyorlar. Evet. Ve bu çok önemli. Yani televizyon, reyting, şöhret, para, tüm bunların gelip geçici olduğunu anlamış bir çift. Bunu anlamayanlar da var. Yolda bazen tökezliyorlar, yeniden işte barışıyorlar, ayrılıyorlar, boşanıyorlar. Ama Türk magazin tarihi gerçekten reyting savaşında kurban gitmiş dizi değil, kurban evlilik gitmiş çifti de gördü. Evet. Yani evde bunun gerginliği oldu, düşünebiliyor musun? Seninki benden daha çok izlendi. Ay, istediği kadar izlensin. Ne sonuncu olsun. Olsun. Keşke evlilik yıkmaya değer. Keşke mi? Aynı gün olmasaydı o diziler. Alo yapımcı, ayrı bir güne koyar mısın? Kanalla konuşur musun yoksa boşanacağız? Tövbe tövbe yani. Kadir Doğulu'nun evet rol arkadaşı, Aşkın Tarif dizisindeki rol arkadaşı Serra Aratürk'le ismi aşk dedikodularına karışmıştı. Yalnız onu da altını çizelim, o bir kere böyle bir PR çalışmasıydı. Ya, sonrasında evet, da konuşuruz. Kadir'in de cevabı var bu konuyla ilgili. İhanet iddialarına Kadir diyor ki evet ihanet ettim. İzleyelim. Bazı ihanet iddiaları haberlere yansıdı. Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım biz zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim. Ya iddia bunlar. Sen her şeyi söylersin, ben de buna cevaplamakla yani acaba vakit harcar mıyım, harcamaz mıyım? Sen soru sorduğun için cevaplamalı mıyım, cevaplamamalı mıyım? Yalanlayacağımızı düşünmüştüm. Ben de dedim, tepkiniz ne olur sizinle Sinan Hanım? Vallahi dedim, karıcığım seni aldatmışım. Aa dedi, kocacığım seni aldatmışsın. Neyler? Sinan Hanım'dan bahsetmişken yurt dışında ödül aldı. Evet. Ondan birkaç yani tane aldı, bir tanesi haber oldu. Yani benim karım, ne yalan söyleyeyim, karım olduğu için söylemiyorum. Karım için, karım olduğu için söylemeyeyim ama yetenekli yani. Ben de beğeniyorum kendisini. Geçtiğimiz günlerde de kendisini çekmişlerdi. Bir kadın şoför çıkmış galiba. Öyle yani. Didem ya. O benimle çalışıyor aslında. Evet. Didem hatta bizim şey oldu hani Kadir Bey'in kıskançlığından dolayı mı böyle bir şey? Yok, oldu, Didem benimle çalışıyor. O günden Neslihan'la beraberdi. Didem bizim canımız, bizim her şeyimiz. O yüzden bazen Neslihan'la bazen benle ama genelde benle Didem. Yani öyle bir şey yok. Sabah kalkıyorum, karıcığım seni aldatmışım. Evet diyor, kocacığım beni aldatmışsın. Nasılsın karıcığım? İyiyim kocacığım. Bu kadar yani. Neslihan Hanım'ı ekranlarda görecek misiniz? Kadir Bey, siz soralım. Beraber göreceksiniz. Hadi yeni yıl mesela. Evet, hep sizlerden şunu de Gülşen evlilikle ilgili gelmiş. Sen söyle de. Büge, hep şunu söylerler, böyle aşk doktorlara da söyler. Bir insanla evleniyorsanız önce şuna bakacaksınız. O insan şoföre nasıl davranıyor? Garsona. Valeye, garsona o nasıl davranıyor? Şimdi
Kadir o kadar tatlı ki. Hmm. Şimdi Didem onların şoförü, kendi şoförü. Ama bunu böyle hani aileden Didem bizim, evet gibi. Didem bizim canımız, o evet. Bizim her şeyimiz noktasında. Çok aynen tatlı öyle. Konuşuyor, gerçekten o dikkatimi çekti. Zaten şey hani arkadaşlarımız şoförü falan deyince hayır Didem demişti Neslihan evet. Atagül'de. Neslihan ne kadar, da öyle söylüyor. Bunlar ne kadar hoş şeyler, bazı mesleklerin adını söylerken aracımızı kullanan arkadaşımız evet. Falan. Hani çalışma arkadaşımız. Çalışma arkadaşımız, ekipten arkadaşımız demek, bunlar ince ve nazik davranışlar. Şimdi bu dedikodular ne zaman çıktı? Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile Serra Aratürk set arasında bir video paylaştılar. İşte şu anda da ekrana gelen video. O videoda Kadir Neslihan'a bile böyle bakmadı. İşte aralarında acaba bir yakınlaşma, bir elektriklenme mi var şeklinde çıktı. Ama üzerinden aylar gittikten sonra, geçtikten sonra bir kez daha hortladı. Şunun altını çizelim. Hiç inandırıcı gelmiyor. Onlar oyuncular. Onların işi kamera önünde oynamak. Ya cep telefonu kamerasında oynarlar ya da bildiğimiz kameralara oynarlar. Sosyal hayatta da oynayabilir, aynen öyle. Kamera olmadan da oynayabilir. Her yere, her şeye oynayabilir. Ya zaten onların işleri bu. Orada da dizinin reytingleri biraz kötü gidiyordu. O dönem ne yapalım? Bu çok eski bir formüldür aslında. Biraz da demodedir, modası da geçmiştir. Ne yapalım? Oradan bir aşk hikayesi, aşk yalanı çıkaralım şeklinde. Halbuki senarist. Şeyden çıkar o, kulisten böyle oralardaki setten falan çıkar bu dedikodular genelde. Şey yapsalardı, hani böyle dizinin heyecanını artırmak için set dışında da türlü türlü böyle oyunlar var ya. Set dışında da yazıyorlar hikayeler bile. İşte evet de onu da senaristler yazsa bari. Televizyonda gösteremediği şeyi o normal diye. Sosyal medyada gösterir. Vallahi şimdi. Neler oynanıyor neler. Set dışında. Bir senaryolar yazıyor ama o senaryoları senaristler yazmıyor. O senaryoları da yapımcılar yazıyor. Yapımcılar şimdi yazıyor, dizi, menajerler yazıyor, kişinin kendisi de yazıyor. Müge dizi sezon finali yapacak. Yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise belirsiz. Ne yapalım? Siz en çok konuşulan çift olun ki bu yazı böyle zirvede geçirin. Yeni sezonunuzda garanti olsun. Onlar yurt dışına tatillere giderler. Aslında iki yakın arkadaştır onlar. Kankalardır ama aşk pozları verirler oralarda. Kankilik, reyting ve para için ve izlenilirlik için bir dönem aşka dönüşür, işler biter, gerçek aşkı bulurlar, saygın çerçevede ayrılırlar. Evet. Dizinin kendisi budur aslında. Var öyle bir çiftimiz. Bakalım. Var, çiftler var böyle. Yemiyoruz ama onu da söyleyelim. Hiç. Evet.